Amasya, yeşil ırmak kıyısında, tarihi çok eski çağlara uzanan bir kent. Ünlü halk efsanesinin kahramanı Ferhat'ın, sevgilisi Şirin'e kavuşmak için vardığı Ferhat Dağı'nın eteklerinde. Efsaneye göre, bu dağdan kente su götüren kanallar Ferhat tarafından yapılmış. Ferhat, Şirin'e kavuşmak için tek başına dağa gelmiş. Bu nedenle de dağ Ferhat Dağı denmiş. Kentin batısında, üzerinde Amasya Kalesi'nin bir kartal yuvası gibi durduğu Kırklar Dağı yükselir. İşte bu iki dağın arasında, yeşil ırmağın oluşturduğu vadide kuruludur Amasya. Böylesine renkli bir efsaneye konu olan kentin oturma yeri olarak kullanıldığı tarih, M.Ö. 3000 yıllarına dek uzanır. Bu topraklarda Hititler ve onları izleyen çeşitli kavimler egemenlik kurar. Amasya, asırlarca Pontus krallarına devlet merkezi olur. Kale surları, krallara ait öteki yapıları da içine alıyordu. Dik kaya yamaçlarına oyulmuş kral mezarları. Merdivenler, hücreler, koridorlar. Mezarlar sert granit taşına oyuludur. Bugün boş olan bu mezarların içlerinde lahitler vardı. Tüm granit kaya mezarları daha dün yapılmış gibi sağlam. Amasya, Selçuklu ve Osmanlı Türkleri çağlarında da önemli bir askerlik ve kültür merkezidir. Çeşitli devirlere ait anıtlar, Anadolu Türk sanatının gelişimini sergiler. Selçuklu devrindeki cami, medrese, şifahane ve türbeler planlarıyla ve süslemeleriyle göz doldurur. Selçukluları izleyen Osmanlılar da Amasya'da birbirinden güzel mimari eserler verdiler. Zaman zaman ortaya çıkan örneklerin bir benzerini bulmak güçtür. Kentte askeri ve dini yapıtların yanı sıra sivil mimarinin de görkemli örnekleri görülür. Anadolu'nun bugün de eski kimliğini koruyabilen sayılı kentlerinden biri Amasya. Doğu kıyıda ve güneyde kent daha geniş bir alana yayılır. Yeni yapılar ve kentin geniş caddeleri buradadır. Yeşilırmak ve kolları ilk topraklarında derin vadiler, dar boğazlar açar. Verimli ovalar oluşturur. Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüş Hacıköy ovaları. Bunlar Amasya'nın verimli tarım alanlarıdır.
Amasya'da ekonomi tarımsal uğraşlara dayalıdır. Özellikle ilin güneyine düşen ovalar tahıl tarımına ayrılmıştır. Endüstri bitkilerinin en fazla ekilen türü ise şeker pancarıdır. Şeker pancarını tütün izler. Tütün ekiminin en yaygın ve gelişmiş olduğu alan Taşova'dır. Tadı ve kokusuyla Amasya elması ülkemizde büyük ün yapmıştır. Topraklarının yapısı ve iklim özelliği bağ bahçe tarımına uygundur. Yeşil ırmak ve ona karışan kollarının aktığı vadilerde meyve ve sebze üretilir. Tüketim fazlası meyve ve sebzelerin değerlendirildiği meyve suyu ve konserve fabrikası ilin tarım endüstrisini oluşturur. Amasya ili topraklarında çeşitli madenler bulunur. Linyit yatakları İlin en önemli yeraltı zenginliğidir. Çıkarılan kömür, Amasya'nın gereksinimini karşıladığı gibi komşu illere de gönderilir. Değişen diğer iller arasında eski bir yerleşmenin genel çizgilerini saklıyor. Çeşitli çağlardan kalan yapıtları ve doğal güzellikleriyle büyük turizm etkinliğine sahip. ...1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nde Amasya'nın önemli bir yeri vardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanmasına 1919 yılının 22 Haziran'ında Amasya'da karar verdiler.
Amasya, o tarihten bugüne değişti, hızla gelişti.